haberi olmadı. Ben şöyle anladım. Yani happening olabilir, anladın mı? Yani doğaçlama ile beraber. Evet. Şimdi doğaçlama başka bir yöntem. Ama yani tabii opera çok teknik olarak... Şan eğitimi tabii. Hayır, şey, yazılım da yani bir partisyon yani. Evet. Türkçesi de öyle, partisyon. Kısım. Hayır, çok yani kısım. Yazılmış notalar da yani, anladın mı? Evet. Yani sözler için aslında hani geriye alırsan bir ozan gibi bir şiire yazılmış müzik yani. O yüzden yani metinle çok bağlantılı. Yani bir hikaye anlatımı çünkü. Hikaye anlatıldığı için. Tabii yani şeyler, karakterler konuşuyor, bir şeyler anlatıyor. Yani hikaye başlıyor ve bitiyor. O yüzden yani opera çok yazılı bir şey. Hem metin hem metin için bestelenmiş müzik. O yüzden yani çok şey yani belli şarkıcımız. Yani neyin nerede çalınacağı, susunacağı, devam edip falan. Yani o yüzden şeye çok tam tersi yani, doğaçlamanın tam tersi. Yani o yüzden yani buradan etkilenerek yani bir hani duyguya girip onunla bir yani doğaçlama yapmak. İşte doğaçlama, happening olabilir en fazla ama opera tamamıyla bir üretim yani. Yani evet, yani tiyatro gibi değil işte. O sanat, o müzikle beraber demek ki birleştiğini, çünkü tiyatroda doğaçlama var yani orada. Tabii yani metinde istediğini yaparsın ama evet. Operadaki müzik yazılımı çok kesin bir şey yani. Evet. Uvertüründen sonuna kadar bütün notaların, ritmin belli olduğu, yazıldığı detaylarla ayrıntılar var. Yani o yüzden onun dışına çıkman çok zor. Ancak yani ufak tefek böyle yani senin sesinin rengi, kapasitesiyle ilgili bir şeyler yani yapabilirsin yani orkestra şefiyle çalışarak. Yoksa müzisyenleri orkestra şefi yani orada yazılıma göre yönetiyor. Yani ama sen yorum getirmek istersen duruyorlar, sen uzatıyorsun, alıyorlar. Evet. Yani, o, yani doğaçlama o kadar. Evet, evet. Yani demek arasında... ki bizim hani opera o kadar özgür bir şey ki bir soru sormuştum ya aslında onun cevabını dolaylı olarak ve bambaşka bir soru üzerinden almış oldum. Çünkü gerek tiyatro, gerekse dans için, o dansın içinde bir tabii ki şey etkileşim o sırada eser yaratılırken de doğaçlama sırasında etkileşim olduğu için bir soru ve cevap olur. Tangoda bir soru vardır, yani partnerler bir araya gelirler, dansa başlarlar ve bir takım hareketler yaparlar, o ona soru sorar, ona cevap verir, hemen hareketle. Evet. Ama bu bir yani diyalektik birazcık gibi. Evet böyle bir şey olur. Tiyatro keza böyle bir şey. Tiyatroda da doğaçlama olabiliyor. Ama opera bambaşka bir şey yani. Yok, o zaman bunun yani böyle yapılamayacağını da aynı zamanda bu şekilde next perar anlamış oluyoruz. Evet. Evet, teşekkür ediyoruz bizleri dinlediğiniz için. Bizlerle olduğunuz için hepinize. Ne zaman geliyorsun tekrar Türkiye'ye? Yani inşallah Ocak'ta gelirim diye düşünüyorum. Tekrardan. Şapkalı başladık, şapkalı mı? Tabii inşallah Ocak'ta tekrardan sanatseverlerle beni buluşturursun. Evet. Böyle güzel sohbetler ve... Tabii inşallah. Hatta performans, koreografi birazcık yaparız. Öyle çalışırız. Daha önce de yaptığımız çalışmaları olduktan da yaparız. İnşallah. Evet. Teşekkür ediyoruz. Ben Çiğdem Yorgancıoğlu. Ahmet Rıfat Ortaç'ta. Sanata evet diyelim mi? Evet, evet, evet. Sanata evet, sanata evet, sanata evet. Evet. Teşekkür ediyoruz. Evet.